Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Aydın. İlaçtırı, seri ve görsel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde flaşın açılış ekranı ile ilgili kısaca bilgiler verdik. Bu dersimizde de flaşın arayüzüne ilk defa başlayacağım. Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz alanın tamamı flaşın arayüzü. Bu arayüzünde üst tarafında her programda olduğu gibi bir menü kısmı var. Sol tarafında çizim programlarında bulunması gereken araç menüsü var. Ve flaşın kendine has özelliklerinden birisi olan üst bölümünde timeline, yani zaman çizelgesi var. Hemen altında beyaz kısım olan çalışma alanımız var. Onun bir altında şu anda projemiz boş olduğu için sadece çalışma alanının özelliklerini gösteren Properties bölümü var. Eğer herhangi bir nesne ekleseydik, bu nesnenin özelliklerini gösterecekti. Sağ tarafta arkadaşlar, flaşta renk düzenini ayarlamamızı sağlayan bir bölüm var. Onun bir altında Empty Library, şu anda boş bir kütüphane var. Nesneleri eklediğiniz anda bu nesnelerin kaç tane olduğunu gösterir. Onun altında da Name ve Tip bölümü var. Burada da eklediğimiz nesnelerin isimlerini ve tiplerini gösterir. Ses mi yoksa JPEG resim mi olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burası Flash'ın arayüzü, ama ben öncelikle Workspace kısmından başlamak istiyorum. Workspace çalışma alanı arkadaşlar. Bir tasarımcı öncelikle Workspace'i ayarlamak zorundadır. Flash varsayılan bir arayüz olarak şu anda ekranda gördüğünüz default çalışma alanını bizler için seçmiştir. Fakat siz bunu beğenmediğiniz anda altta iki tane daha seçenek vermiştir. Bir tanesi Icons and Text Default ve diğeri de Icons Only Default. Bunlardan ilki olan Icons and Text Default, düğmelerin ve yazım araçlarının bulunduğu bir çalışma alanı sizler için üretir. Icons Only Default ise sadece düğmelerin oluşturduğu bir çalışma alanı seçer. Mesela hemen onu seçerim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sağ kısımda düğmeler oluştu. Bu düğmeler sadece ikonların olduğu bir çalışma alanı oluşturdu. Mesela alt tarafta da Properties kısmını silmek istiyorum. Buradaki çarpı işaretine tıkladığım anda artık ben alt taraftaki Properties kısmını da görmüyorum. İsterseniz çalışma alanını da gömebilirsiniz. Bunu da bölümünden gömebilirsiniz. Artık bu şekilde serbest çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bu şekilde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Bunu da kaydederken, yani sürekli bu şekilde çalışmak istiyorsanız Save Keynote bölümünden buna bir isim vereceksiniz. Mesela örnek olarak bir diyelim ve Enter'layalım. Artık Workspace bölümünde bir numaralı kısımla siz bu şekilde çalışabilirsiniz. Bunu beğenmediniz, silmek istiyorsunuz. O zaman Manage, yani yönetim kısmından seçip delete'le sileceksiniz arkadaşlar. Biz tekrar varsayılan çalışma alanımıza dönelim. Workspace kısmı böylece bitmiş oldu. Hemen sağ tarafında bulunan kısmı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da çalışma alanının bize olan uzaklığını yüzde cinsinden gösteriyor. Mesela şu anda %72. Ben bu %72'yi mesela %50 yapmak istiyorum. 50 yazarsak, enterlarsak gördüğünüz gibi şu anda şu beyaz kısım bize biraz daha uzaklaştı. Fakat tekrar değiştirebiliriz. %78 biraz yaklaşsın. Şu anda çalışma alanı bize biraz daha yaklaştı arkadaşlar. Peki bu çalışma alanının
özelliklerini nasıl değiştirebiliriz? Büyüklüğünü, arka plan rengini bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu da arkadaşlar şu anda hiçbir nesne seçili olmadığı için alt tarafta bulunan properties kısmı, yani özellikler kısmı sayfaya ait. Ve sayfada gördüğünüz gibi size bölümünden 600x400 piksel, yani boyutu 600x400 piksel, background'u beyaz olarak ayarlanmış, frame rate'i, yani bu frame'ler arası uzaklık veya hız diyelim, 12 fps olarak ayarlanmış. Publish'i henüz gönderilmemiş, yani yayınlanmamış. Player'i 9, Action Script kod olarak 3.0'ı alıyor. Profili default, document klası henüz yazılmamış. Bir şekilde properties kısmı. Biz bunlardan sadece üst tarafta 3 tanesini genelde en fazla kullanırız. Hatta ilk 2 tanesini kullanırız. Tabii değişiklikler yapmak için burada gördüğünüz size bölümüne tıklayabiliriz. Ya da modify kısmından document bölümünü tıklayabiliriz. Ya da Ctrl C kısa tuşuyla ulaşabiliriz. Ben şimdi size bölümünden 600x400 pikseli değiştirmek istediğim anda 600 piksel genişliği, width genişlik, 400 piksel yüksekliği, height yükseklik demek. Match bölümü default olarak algılanmış. Burada şu anda sizi fazla ilgilendirmiyor. Background color'ı şuradan üzerine tıkladığınız anda seçtiğiniz renk olacaktır. Kırmızı, sarı, mavi, herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Yalnız yine beyaz olarak kalsın. Ve ruler unit, yani cetvel üniti, hangi tür cetveli kullanacaksınız? İnç mi, point mi, nokta mı, santimetre, milimetre mi, yoksa piksel mi? Yine piksel olarak kalsın. Bu ayarları arkadaşlar beğendiyseniz ve sürekli bu şekilde gelmesini istiyorsanız make default, yani varsayılan yap dediğiniz anda bundan sonra her açtığınız zaman program istediğiniz gibi gelir. Yalnız ben sadece şimdilik olsun diyorum ve make default'u demiyorum. OK diyerek bakın gördüğünüz gibi bir sayfa elde ettim. Arkadaşlar üst taraftaki timeline bölümüne gelirsek, üst taraftaki timeline bölümü biraz uzun bir hikaye ve içerisinde katmanları da anlatmamız gerekeceği için bunu bir dahaki derse anlatmak istiyorum. Hatta bir sonraki derse de. Şimdi üst kısmında menülere geçelim diyeceğim. Yalnız menüler de size şimdi anlatmayı düşünmüyorum. Çok uzun gelecek çünkü size. İlk derslerde bunları anlatmayı düşünmüyorum. Şu anda sadece bunları bilmeniz yeterli. Şu şekilde yani dosya, düzen, hani görünüm, ekle, modifi, teksti, yani bunları bilin. Çünkü bunların çoğusunu alt taraftaki araçları kullanarak zaten yapabileceksiniz. Çoğusunun kısa yol tuşu var. Bunları göreceksiniz. Alt tarafları çok iyi kullandığınız sürece üstteki menülere fazla işiniz düşmeyecek. Onun için şu anda ezberlemenizi de gerek görmüyorum. Ben araçlar menüsüne geçeyim isterseniz arkadaşlar. Araçlar menüsü dediğimiz gibi bir ressamın resim aletlerine benzer. Çalışacağı alanda hemen ya sol tarafında bulunur ya sağ tarafında bulunur ve onları alır kullanır. Çizim araçları olur, seçim araçları olur, işte dolgu araçları olur, silgi aracı olur, mürekkebi olur. Bunların hepsi şu anda flash da bizde mevcut arkadaşlar. Bunlara tabi düzenleyebileceğimiz yerler olacak. Ben bu dersi de burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki ders araçlar menüsünden çizim yaparak başlayıp arayüzümüze devam edeceğiz. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.